Merhaba Çiftçi TV'nin değerli izleyicileri. Şeref Alkan, ben tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Bursa'da Karacabey'de Kangal Türk'teyiz. Uzun zamandan beri ekranlarınızda yeni programla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Gerek hava şartları, gerek bizim kendi şartlarımızdan dolayı yeni programlarda sizlerle birlikte olamadık. Ama bundan sonra tüm hızıyla yeni programlarda gerek Afyon'daki Türk Çoban Köpekleri Festivali, gerekse ondan sonraki festivallerde ve Güneydoğu illerimize çıkacağımız turlarla birlikte yeni, güzel, hızlı, action programlarla, dolu dolu programlarla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bugün çiftliğimizde hem konuklarımız var, misafirlerimiz var. İlerleyen dakikalarda onlarla sohbet edeceğiz. Hem de burada size yaz günü geliyor artık, basit bilgilerle devam edelim dedim. Yaz günü baharın gelmesiyle birlikte tabii ki bit, pire, kene, parazit sorunları baş gösteriyor. Bunun için alınabilecek önlemler, yapılabilecek işler nelerdir? Onlardan kısaca bahsedeceğim. Bununla ilgili detaylı programlar daha öncelerde veteriner hekim arkadaşımız Hazen Bey ile sunmuştuk. Diğer veteriner arkadaşlar, veteriner hekim demek zorundayız. Çünkü veteriner demek, veterinerin kelime anlamı hayvan. Veteriner hekim, yani hayvan hekimi demek zorundayız. Veteriner hekimi arkadaşlarla daha önceki programlarda parazit konularını işlemiştik zaten. Şimdi bahar mevsiminde bit, pire, kene olayı yoğun şekilde doğada çıkmaya başlıyor. Toprakta çıkmaya başlıyor ve bunlar en kısa yoldan hayvanların üstüne konuyor. Ne yapacağız? Bu mevsimde tam zamanı ben ense damlalarını önemli size öneriyorum. Çünkü ense damlaları gerçekten çok etkileyici. Pire tasmaları çok iş görmeyebiliyor. Veyahut da dış parazit iğneleri, iç parazit iğneleri çok etkili olmayabiliyor. Daha çok ense damlası. Ense damlası bite, pireye, keneye çok etkili. Ki nasıl uyguluyorsunuz? Köpek yıkanmadığı sürece 2 ay boyunca maksimum derecede verim sağlıyor ense damlaları. Artı bulunduğu barınak içerisinde de diğer parazitlerin, yani bit, pire ve kenenin barınmasını engelliyor. Yani kendini üstünde attığı gibi barınak içinde de bir engelleme yapıyor. Bu yüzden ense damlalarını öneriyorum. 2 ay sizi koruyacaktır. Diğer parazit uygulamalarına hiç gerek yok. Çok kolay, çok basit ve aslında biraz pahalı gibi gözükse de aslında ekonomik. Hayvanın o bitip pireyi, keneyi çekmesine değmez. Ne yapabiliriz? Onun haricinde çevre ilaçlaması yapabiliriz. Çevre ilaçlaması, yani bugün kenaz dediğimiz ilaçlar olabiliyor. İsim vermek bilmiyorum doğru mudur ama halk arasında zaten biliniyor. Yani uyuza karşı, bite pireye karşı bu ürünü çevre uygulaması, barınak uygulaması yaparak bite, pireyi, keneyi engellemiş olabiliriz. Bir de dış parazit, yine IOMEC iç parazit uygulamalarını yapabiliriz. Hayvanlarımızı bahara, yaza hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu mevsimde beslenmeye dikkat edeceğiz hayvanlarımızdan. Niçin? Çünkü uyuz, mantar aşırı beslenmeden dolayı karaciğer sıkıntı yaşayacaktır. Fazla protein hayvanda dışarı atılım, enerji de sarf edemiyorsa dışarıda doğru bir şekilde bunu patlatacaktır hayvanı. Uyuz olarak, egzama olarak size karşınıza çıkacaktır, yansıyacaktır. Şimdi bunlarla ilgili olarak da hayvanların beslenmelerine, ağır proteinden kaçınmaya ve hareketlerini yapmaya, hareketli kılmaya, hayvanlar hareket imkanlarını, sporlarını sürekli yaptırmaya özen göstermemiz gerekiyor. Bu bahar mevsimindeki parazit uygulamasına gereken hassasiyeti gösterdikten sonra, önemi size arz ettikten sonra bir iki deneme uygulayacağım. Bu denemelerden size bir yol göstermeye çalışacağım. Yavru köpekler nasıl beslenir? Hep sorulardan birisidir bu. Bugün biz sadece kuru mama standart veriyoruz ama kuru mamanın yanında bugün değişik bir şey yapmaya çalışacağım. Pirinç lapası, iyi pişmiş pirinç lapası ve ona katacağımız bazı malzemelerle
yavruların beslenmesine bir değişiklik arz edeceğiz. Niçin böyle bir şeye gideceğiz? Pirinç lapası, pirinç enerji veriyor hayvana, kilo yapıyor, tüylerini güzelleştiriyor gibi. Artı içine bir mama firmasının kolostrum takviyesi dediğimiz bağışıklık sistemini güçlendirici, hayvanın virüsel bazdaki hastalıklara karşı güç alabileceği bir mama süt takviyesi yapacağız. İçine bir iki karışım daha yapacağız ve hazırlanışını size göstereceğim. Ondan sonra da böyle bir uygulamayı bugün denemiş olacağız. Siz de görmüş olacaksınız. Şimdi değerli izleyiciler, hazırlanmış bir mamamız var. Biz yaklaşık yarım saattir pirinci lapa şeklinde suda pişirdik. Pirinç iyi pişmesi gerekiyor çünkü bebeklerde eğer pirinç iyi pişmezse gaz yapabiliyor, karın şişliği yapabiliyor. Onun için biz hayır, şu mamayı, hazırladığımız mamayı getireceğiz Oktay. Biz ne yapacağız? Pirincimizi çok iyi pişireceğiz. Bunu kaldıralım Oktay. Şimdi böyle bakabiliriz. Ömerciğim gel. Burada bir mama hazırladık. Mamamız pirinç lapası. Pirinci iyice pişirdik. İçine kuru mama koyduk. Kuru mama da şu anda başladı çözülmeye. Biz pirinç de suyu çektiği için suyu gitmiş durumda. Biz buna biraz Oktay su koyalım hemen şuradan abi. Ha, su koyalım. Çünkü sıcak. Hazırlayacağımız süt tozu, koyacağımız süt tozu diye demeyeyim de mama kolostrum takviyesi de ılık suda işlem görebildiği için ılık suda yapacağız bunu. Pirinç lapasını iyice pişirdik. İçine kuru mamamızı koyduk ama çok sıcak durumda şu anda. Bunu birazcık ılık hale getireceğiz. Kaşık var mı Oktay? Pirinç yüksek derecede enerji veriyor. Hayvanların tüylerini güzelleştiriyor. Kilo almasını sağlıyor. Ve sindirim sisteminde ishal varsa ishali de tabii ki önleyebiliyor. Güzel bir gıda pirinç. İçinde yine kalitesi iyi derecede köpek maması var. Oktaycığım yumurtamız var mı? Bir 10 tane yumurta kıralım. Takribi 20-25 yavruya bunu vereceğiz. Sadece kuru mama veriyorduk. Bugün bir de içine kolostrum bağışıklık sistemi güçlendirici yavru köpek maması koyacağız süt olarak. Tozdur bu. Bu da niçin bunu koyacağız? Bağışıklık sistemini güçlendirsin. Hayvanlar virüs bazdaki hastalıklara karşı daha dayanıklı olsun diye. Oktay yumurta getirdi. Bugün kuvvetli bir takviye yapacağız yavrulara. Evet. İkinci poşetimizi de açtık. Bu poşetteki bebek yani köpeklerle ilgili süt tozudur. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan değil. Tamamen köpeklerin ana sütü. Annesinden ilk doğduğunda aldığı kolostrumun birebir muadili. Yani biliyorsunuz yavru köpekler yaşam sürelerini kuvvetli kılabilmeleri için anneden ilk 8 saatte hatta ilk 24 saatte kolostrum almaları lazım gerekiyor. Bu kolostrum bu köpeklerin, yavru köpeklerin gelecekteki bağışıklık sisteminin güçlendirici en büyük maddesi. Bunu almadıkları zaman yavru köpeklerin ilk 20 günde hastalığa yakalanmaları daha yüksek derecede olabiliyor. Ölüm riskleri çok daha yüksek olabiliyor. Kolostrumu bir anneden yavru köpeğin ilk 8 saatte alması gerekiyor. Hatta ilk 2-3 saatte kuvvetli aldığı kolostrum çok daha iyi. Bu kullandığımız tozlar da özel ürünlerdir, pahalı ürünlerdir. Ama yavru kaybetmek istemiyorsak bu takviyeleri de yapmak lazım. Aslında bunlar
bu ürünler ilk 8 saatte alınacak kolostrumun birebir muadili ürünlerdir. Ama bu ürün takribi 6 haftaya kadar da kullanılabiliyor. Yavruların fiziksel gelişimini arttırabiliyor. Sindirim sistemini düzenleyebiliyor. Bağışıklık sistemini de aynı anda güçlendiren bir ürün. Şimdi bunu da hazırladık. Buradan ne yapıyoruz? Yumurta katacağız. Katacağız. Hiç sevmediğim bir kelime. Yumurta ilave edeceğiz. Fakat yumurtanın beyazını mamaya koymayacağız. Beyazlarını ayırıyoruz. Beyazı yavru köpeğe yaramıyor. Veteriner hekim arkadaşlarımız böyle söylüyor. Fazla protein olduğunu söylüyor. Hayvana dokunduğunu söylüyorlar. Biz de ne yapıyoruz? Sadece yumurtanın sarısını koyuyoruz. 20 yavruya takribi 10 yumurta kırarız. Maşallah ama sağlammış kabuğu. Hatta değerli izleyiciler, bu yumurtanın kabuğu çok değerli. Niçin değerli? Bunu kalsiyum içerdiği için, yavru köpeklerinde kalsiyuma ihtiyacı olduğu için yumurtaların kabuklarını bir havanda, bir dövebilme makinesinde dövüp tuz buz yapıp bu yaptığımız ürüne koyabilsek, şu mamanın içine ilave edebilsek, yani tuz buz yapıp şu şekilde aslında iyice dövülse yavrular bunu daha da iyi yer, sindirim olarak daha iyi hazmederler. Bunları yemesinde yavru köpeklerin çok fayda var. Hele de kış mevsiminde kalsiyum güneş göremedikleri için bunları yemeleri çok daha güzel. Ben biraz kabaca yaptım ama siz bunu iyice dövüp yavrularınıza yedirebilirsiniz. Şimdi yumurtalarımızı koyduk. Bağışıklık sistemi güçlendirici mamamızı koyduk. Yavru köpek mamamızı koyduk. Pirinç lapası da burada. Güzelce karıştırıp yavrularımıza sunum yapacağız. Bakalım yiyecekler mi? Mamayı kuru kuru yiyorlar ama bu şekilde bir mamayı yiyecekler mi? Onu da şimdi hep birlikte test edeceğiz. Çok güçlü, kuvvetli bir mama oldu. Bu şekilde beslenmesinde fayda var. Yavrularımızın yanına doğru geliyoruz. Bakalım bebekler nasıl tepki verecekler bu güzel mamaya. Yemeyebilirler de, yani illaki yiyecekler diye bir şey yok. Çok beğenecekler diye bir şey yok. Bakalım ne tepki verecekler. Evet. Şu anda şapır 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 maşallah yiyorlar. Hadi bakayım aslanlarım benim. Hadi. Hadi bakayım. Evet. Mamamızın içinde yumurta var. Kolostrum, anne sütündeki kolostrum kalitesinde ilave takviye profesyonel bir mamamız var. Artı köpekler için hazırlanmış yine yavru köpek maması var. Artı yumurta var. Artı pirinç var. Harika bir mama oldu. Zaten karınları da tok mudur nedir? Ama şişler iyice. Bakın şuradaki yavrunun karnı bomba gibi. Hele şuna bak, şu ufaklığa. Hele şu ufaklık karnını iyice şişirmiş. Maşallah. Evet. Şimdi diğer bölümdeki yavrularımız da mama bekliyor. Onlara geçeceğiz. Evet. Oktay, bu tahtaları işi bittiyse bunları atalım buradan. Evet, bakalım buradaki bebeklerimiz.
Oradan tabaktan yiyorsunuz çocuklar, buradan değil. Evet, buradan tabaktan yiyorsunuz. Bu yavrularımız karaboğa ile esmeray yavruları. Diğer grupta da karaboğa ile esmer yavruları mevcut. Bu grubun hemen hemen hepsi damızlık olarak bizde kalacak, çiftliğimizde istihdam edilecek. Mesela bu erkeğimiz kısmet olursa çiftliğimizde büyüyecek. Bunun sahiplendirmesini kesinlikle yapmayı düşünmüyoruz. Bu bizde. Kısmet olursa bu dişimiz de yine bizde kalmasını düşündüğümüz bir dişi. Şu anda yavrularımız mamamızı güzel şekilde yedi ve doydular. Hepsi tosun gibi oldu maşallah. Şöyle bir keyifleri de yerinde. Gel bakalım. Gel. Sen damızlık mı olacaksın kızım? Ha? Sen damızlık mı büyüyeceksin kızım? He mi kızım? Sen damızlık mı büyüyeceksin? Evet. Bu da bizim şu karşıdaki köpeğimiz de karaboğanın veliahtı olacak. Eğer karaboğaya olur ya, bunlar canlıdır. Biz de canlıyız. Karaboğaya bir şey olması durumunda bu da yeni bir karaboğa olarak Türkiye'deki Kangal Türk çoban köpeği malaklı severlere en güzel şekilde örnek olacak bir köpek olacak inşallah. Takribi 50-55 günlük olması lazım. Yok. 60 günlük. Tabii 60. gün bugün. Tam 60 günlük bir yavru. Ama bir ayı yavrusu. Şimdi babasını da göstereceğim. Babasıyla birlikte bir koyalım bakalım. Babası gibi olacak mı? Oktay. Simba'yı bir... Oktay. Simba'yı çıkaralım karaboğaya ama hoyratı da yerine koyalım bu arada. Hoyrat da ikisi aynı bahçede olmazlar tabii ki. Bu da Hoyrat isimli köpeğimiz. Hoyrat isimli köpeğimiz muhtemelen bir el değiştirecek. Bir sevgili bir kardeşimize onu vermeyi düşünüyoruz. Ondan da güzel bir Kangal tarzı, Safkan tarzı bir erkek almayı düşünüyoruz. Hoyrat'la öyle bir takasımız olacak kısmetse. Hoyrat bundan sonra diğer başka bir çiftlikte hizmet verecek, değil mi oğlum? Ha? Oğlum. Çok sevdiğim bir köpek Hoyrat. Cesur isimli köpeğim öldükten sonra Cesur'un yerini bende kafa yapısıyla, karakter yapısıyla beni tatmin etti. Ve kendini Cesur'a benzetti maşallah Hoyrat. Oktay, Hoyrat'ı al, Simba'yı getirelim buraya. Simba'yla da yavrusunu birlikte izleyicilerimize gösterelim. Çünkü güzel örnekler bunlar, izleyicilerimiz görsün. Bu bir karaboğa. Bu da bir karaboğa. Karaboğa'ya biz çiftlikte Simba diyoruz. Uzun söylemi olduğu için, karaboğa ismi biraz uzun telaffuz edildiği için bizim çocuklar, çalışan arkadaşlarımız Simba demişler ona. Karaboğa'ya kısaca Simba diyoruz bazen. Bu da Mercan. Meşhur Mercan'ımız bu. Türkiye'nin en değerli köpeklerinden bir zamanlar Ali Tuna'daki Efe'nin kızıdır bu orijinal. O da bize bu konuğa, programa konuk olarak gelmiş yani. Kameraya çıkmak için bizlerle birlikte şu anda. Mercan. Sen ne Mercan'sın sen? Simba. Oğlum gel bakayım, babayla bir poz verelim. Hadi gel. Hadi bakalım. Evet. Baba oğul karaboğa and junior karaboğa. Babası gibi kara olmayacak galiba. Babası bayağı kara ama bu açıldı rengi. Simsiyah doğdular. Anne de siyah renkli bir ton. Ama yavru gittikçe daha kreme dönüyor gibi. Karaboğayı biliyorsunuz bizim 14 aylık bir köpeğimiz şu anda. Ulusal medyada çıktığında bütün Türkiye'yi sallayan
11 aylıkken ulusal medyada boy gösteren bir köpeğimiz. Şu an 14 aylık. 90 santimi aşmış durumda. Daha 20 aya kadar, 24 aya kadar büyüyecek. 36 aya kadar da genişleyecek, vücut yapacak Simba, Karaboğa. Çok daha yolu var. Yani takribi 2 sene yolu var. 20 ay kadar yolu var bunun. Daha çok gelişmesi, vücudun oturması, kafanın oturması, komple oturması için daha 20 ay kadar bir süre var. Yani Simba 14 aylık bir eşek ama aslında bir bebek. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şu an 90 kiloyu da aşmış durumda Simba. Gittikçe kilo da alıyor. Oğlum bu anneni emeceksin, bunu değil. Bu baba. Babayı emmeyeceksin. Anneyi emeyeceksin, anneyi. Anneyi emeyeceksin. Evet. Bu köpekleri kullanın arkadaşlar. Bu köpekler dost hayvanlar, dost. Bunlar. Bak bu mercanı görüyor musunuz? Mercan, mercan Simba. Oğlum yengen kızıyor lan. Yapma. Yapma Simba. İlla. Ha. O. Bu da Mercan. Evet, şimdi konuklarımız var. Bizi ziyarete gelen kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var. Programın geri kalan bölümünde onlarla sohbetlerimiz olacak. Çiftlikten görüntülerimiz olacak. Çiftliğin genel anlamdaki köpeklerimizin görüntülerini sizlere sunacağız. Bir basit mama tarifi yaptık size. Bu mama tarifinde uygulayabilirsiniz. Ne kattık? Basitçe pirinç iyi pişmiş derecede. Üstüne çok profesyonelce bir ürün olan kolostrum kalitesinde olan bir mama takviyesi yaptık. İçine yavru köpek maması koyduk ve yumurta kırdık. Harika bir kuvvet verici besin verdik hayvanlarımıza. Ondan sonra Simba'yla, Karaboğa'yla sizleri tanıştırdık. Bir de ne yaptık? Parazitle ilgili küçük bir anlatımlarımız oldu size. Ense damlasının yapılması gerektiğini, en iyisinin o olduğunu. Bu da Bozkız. Bu da bugün kameraya çıkmak istedi illaki. Yırtıcı, safkan diye tabir ettiğimiz bir köpektir Bozkız. Gerçekten yırtıcı bir köpektir. Çiftliğin en değerli köpeklerinden biridir Bozkız. Arkada konuklarımız var. Antalya'dan Oğuz kardeşim gelmiş. Ozan kardeşim gelmiş dayısıyla birlikte. Başka konuklarımız da var. Biraz sohbet edeceğiz. Ondan sonra da programımızı kapatacağız. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Görüşmek dileğiyle. Evet değerli izleyiciler, programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu anda yanımızda misafir arkadaşlar var. Az önce ki misafirlerimizi Eskişehir'e yolcu ettik. Karaboğa'nın bir yavrusunu verdik. Onlar yollarına devam ederken biz de programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi yanımda Antalya Spor Süper Lig'in kalecisi Ozan var. Bugün bizi ziyarete gelmiş. Onda da bir dağlı var. Daha önceki programlarda bahsetmiştik, gidip çekmiştik. Bugün de burada Karaboğa var. 13-14 aylık bir Karaboğa. Bugün onu size biraz tanıtmak istiyorum. Çünkü çiftliğimizin yeni bir üyesi. Takribi 2,5-3 ay önce çiftliğimize geldi. Bandırma'da Caner isimli kardeşim de büyüdü. Beraber konseptini hazırladığımız bir köpek. Bugün de ekranlara ilk defa çıkartacağım ben Karaboğa'yı. Harika bir hayvan. Onu da sizinle paylaşayım diyorum. Bu arada da yanımda Ozan var. Boyu bayağı uzun benden. O konuda problem, ciddi anlamda problem yaşıyorum, stres yaşıyorum. Biraz mikrofona mı eğileceksin, sen mi yukarı çıkartacaksın Ozan? Ben yukarı çıkartayım abi. İyiyim abi. İstersen senin için eğilebilirim biraz. Eyvallah, yok rahat ol. Ozan, bir izleyicilerimize tanıtır mısın kendini? Bugün neden geldin buraya, anlat hepsini bana. Ozan Evrim Özenç, Antalya Spor'da oynuyorum. Antalya Spor'un kalecisiyim. Evet, dinliyoruz seni Ozan. Konsept biraz değişik oldu.
Her zaman gibi Şeref abi ziyarete geldik. Bulduğumuz her mini takım arasında veya izinde Şeref abi yanına geliyorum veya o benim yanıma geliyor. Bugün de geliyoruz. Hem köpeklerimizi de tekrar bir güncelliyoruz ne durumdalar, nasıllar diye. Bugün de iki yavru alacağım, bir erkek bir dişi. O şekilde geldik buraya. Eyvallah. Şimdi Ozan'da da Cesur'un oğlu Aygır, Aygır'ın oğlu Dağlı var. Evet, kaç aylık oldu Ozan? 23 oldu abi. 23 aylık, yavaş yavaş köpek olmaya başladı mı? Oldu ya bence. Yani o takribi 36 ayda bir köpek aynen oluyor. Türk çoban köpeklerinde bizim köpeğin köpek olduğu dediğimiz yaşlar 36 ayla 6 yaş arasıdır. Aynen, köpeğin abi en verimli, en güçlü, kuvvetli ve yavrularının da tohum olarak, döl olarak en iyi yavru attığı dönemlerdir. Bir köpeğin 3 ile 6 yaş arası. İyi yavru, erkekte de böyledir yani, erkekte de bir yaş sınırı vardır. O zaman daha bir mesela, senemiz daha var. Bir senemiz daha var o zaman. Bir senen daha var. Şimdi şöyle Ozan, dişi köpeklerde 12 aylık bir köpek çiftleşebilir, 7 aylık bir köpek çiftleşebilir. Yani dönemi gelir çiftleşir doğurur. Ama kaliteli, iyi performanslı yavruları 16 aydan 18 aydan sonraki çiftleşmelerde Türk çoban köpeklerinde alabiliriz. Diğer ırklarda, minyatürlerde belki biraz fark edebilir. Erkek köpeklerde de 3 yaşından sonraki çiftleşmelerden alınan döl kalitesi daha iyi. Kaliteli. Evet. Aynen. Şimdi senin köpeğin de, bir de Türk çoban köpekleri takribi 3 yaşında köpek oluyor. Yani karakter olarak, fizik olarak, gel böyle. Karakter olarak, fizik olarak tam performans sağlaması 3 yaşında oluyor. Senin köpeğin daha 24 aylık, 23 aylık, 1 sene daha var senin köpeğinin köpek olması için. Kafa yapısının oturması için, vücut yapısının oturması için, anatomik yapının, iskelet sisteminin komple oturması için daha bir senen daha var. Daha bebek, genç, delikanlı senin köpeğin şu anda. Yani daha köpek olmadı. Olacak bundan sonra inşallah. Aynen inşallah. Kameraman kardeşimin Tolga'nın da köpeği kaç aylık Tolga? 22 aylık. 22 aylık. Onun köpeği de? Karun'un oğlu. Karun'un oğlu. O da takribi... Adam kameraman oldu. Benim müşterim de. Kameramanım oldu benim. Ben de köpekçi olacağım yani. Gele gele sen, gele. Seni de köpekçi yaparız. Problem yok. Gele gele. Evet. Dayı, gel gel. Aynen, İzmir'den. Ozan'ın dayısı da aynen yanımızda bugün konuğumuz. Ziyaretçimiz daha doğrusu. Konuk değil burada. Ben yakaladığımı konuk yapıyorum. Spontane gelişiyor olaylar. Buyur abi. Merhaba. Kangal Türkiye. Uğradım, geldim. Gerçekten çok harika köpekleriniz var. Bu ilk gelişin senin. Evet, ilk. Bunu al sen, bu senin olsun. Teşekkür ederim. Götürsün. Estağfurullah. Yok, gerçekten de çok harika, çok güzel köpekleriniz var. Abi şimdi Ozan sana anlatıyordu köpekleri, ne diye anlatıyordu? Ozan'ın kendi köpeğini de biliyorum. Zaten sizin kendi yavrunuz mu zaten o? Evet, Aygır'ın yavrusu. Evet, babasını da gördüm. Zaten dağılığın da neye, kime çektiği belli zaten. Yani babası da çekmiş, her haliyle belli yani. Benziyor değil mi Aygır'a çok? Aynen. Evet. Seviyor musun? Sen gidiyor musun onunla? Oynuyor musun orada? Ara sıra Antalya'ya gittiğim zaman evet. Oynuyorum. Yalnız çok geriliyorum, farkında mısın? Evet. Heyecan mı var? Aynen. Rahat ol. Şimdi sende ne köpekler var abi? Ya ben genelde kurt köpeğe bakıyordum. Rottweiler'a bakıyordum. Ha. Köpek diye bakıyorsun onlara yani. Yani. İyi. Bunlar... Bizdeki kedi. Kedi mi? Evet. Yok estağfurullah, ben burada espri yaptım. Neden espri yaptım? Türk çoban köpeklerine baktığımız için, bunlar da fiziksel olarak iri olduğu için bir espri yakaladık orada, onu yaptık. Aynen. Hepsi candır, hepsi değerlidir. Hepsinin farklı özellikleri vardır. Hepsi, herkesin zevki de farklı sonra. Sen Alman kurdu bakarsın da ben bakmam. Ben terrier bakarım, kangal bakarım, golden bakarım. Herkesin zevki, ihtiyacı, görseli farklı. Herkes istediğine bakar. Hepsi can, hepsi duygusal hayvanlar. Ya, hepsi naif hayvanlar. İncitmemiz lazım. Yani sokak hayvanlarında özellikle en azından kapıların önüne birer tas su bıraksalar. Tabii ki. Yani. Şimdi hazır burada konu yerine gelmişken de aklıma geldi söyleyeyim. Dün bizim UKİFET Federasyon, Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu, dün hakemlik semineri vardı. Arkadaşlarımızla birlikte orada başarılı bir seminer ortamında bulunduk. Şimdi orada da yönetici arkadaşların şeyleri vardı, projeleri.
projelerde de ben çok o arkadaşları o konuda tebrik ediyorum, federasyonun yöneticilerini. Mesela engelli köpekler için, arkası felç olan köpekler için Vestel'le bir proje yürütüyorlar. Ben bunu açık yüreklilikle söylemek durumundayım. Vestel geri dönüşümden gelen, eskisini ver yenisini al uygulamasından geri dönen materyalleri onlara araba yapıyor. Evet, çok güzel. Yani hiç yürüyemeyen felçli hayvanlar ne yapıyor? Ön ayaklarıyla koşarak koşabiliyor, oynayabiliyor, zıplayabiliyor, mutlu bir hayata dönebiliyor. Vestel'i ben buradan bu projeye destek verdiği için tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ondan sonra federasyon yetkilisi arkadaşlar, federasyon başkanı gerek Boran Bey, UKİFET'in başkanı Boran Bey, gerekse başkan yardımcısı Mehmet Zıplıncı Bey, bunlar da İlker Aşkaroğulları, bunlar da bu projeye destek veriyorlar. Sokak hayvanları için pilot bölge İzmir Aliağa seçilmiş. Orada fabrika, yemek fabrikalarıyla anlaşmalar yapılmış ve yüzlerce binlerce köpeğin yemek doyurulması, barınak ortamları sağlanıyor. Bizim federasyonumuz, yani UKİFET, Uluslararası Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu, bugün çoğu federasyonun yapmadığı uygulamaları yapıyor. Ben federasyonumuza da buradan tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben de bundan sonra Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu UKİFET'in bünyesinde hakem olarak görev alacağım. Onlarla birlikte hareket edeceğiz. Onlara elimden geldiği desteği, federasyon içinde elimden ne geliyorsa ben o desteği o arkadaşlarımıza vermeyi düşünüyorum. Düşünüyorum değil, vereceğim. İnşallah çok güzel bir oluşum, Türkiye'de yeni bir oluşum. O oluşumun içinde olmaktan mutluluk duyuyorum, gurur duyuyorum. Başarılar artarsa, çok da güzel ivme kazanırsa, çok da iyi başarılara yakalanırsa bundan da gurur duyacağım. Şimdilik mutluyum ama o zaman da gurur duyacağım inşallah. İnşallah. Ya ben öncelikle size ve Vestel'e de çok teşekkür ediyorum. Keşke herkes bu kadar duyarlı olabilse. Evet, yani Vestel bu projeye destek verdi. İyi de destek veriyor. Hatta yani ama tabii ki projenin şartları var. Barınaktan sakat bir köpeği sahiplendin. Türkiye'nin neresinde olursan ol. Telefon açıyorsun, yetkili arkadaşlar gelip bizzat ölçülerini alıyorlar. Adres neresi olursa olsun. Ve ona göre, o köpeğe göre bir proje çiziliyor. O köpeğe göre felçli köpeğe göre. Onun protez ayak gibi bir şey. Protez ayak gibi. Belden arkasına tekerlekli sandalye yapıyorlar ve o hayvan yürüyebiliyor, koşabiliyor, oynayabiliyor, zıplayabiliyor. Evet. Çok değerli projeler. Güzel. Yani dediğim gibi, yani keşke herkes, Türkiye'de herkes bu kadar duyarlı olabilse. Ama bunu bir yerden başlanması gerekiyordu. Federasyonlar yapacak, sivil toplum kuruluşları yapacak, firmalar yapacak. Bunların organizasyonu gerekiyordu. UKİFET de bunları yapıyor. Yapmaya başladı. Çok da başarılı olacak inşallah. Bir de 7 Nisan'da programımız yetişir mi bilmiyorum ama yetişmez. 7 Nisan'da Afyon'da Türk Çoban Köpekleri ve diğer ırklar var mı bilmiyorum ama Türk Çoban Köpekleri festivali var. Yarışmalar var. O zaman sen de gel istersen köpeğinle, dağlıyla birlikte. Piste bir çık vakit istersen. Vakit bulursak geliriz abi. Milli maç arası var ya, aslında gelebilirsin dağlıyı alıp Afyon'a. Abi aracı sen ayarlarsan söz geleyim. Öyle mi? Aynen, taşıması zor oluyor çünkü. Evet, tamam, bir gün geliriz alırız dağlıyı, döneriz yarışmaya sokarız. Aynen öyle abi. Bugün hangi köpeği veriyorsun bize? Bugün sana ne istersin onu veririm. Beğenirsin, bakarsın yavrulardan. Aynen. Hiç sıkıntı yok. Gönlüne hangisi çarpıyorsa, gözün hangisi çarpıyorsa. Ya sen senin köpeğin hangisi burada, favori köpeğin? Karo. Aygır ve Karo. Karo ve Aygır. Aynen. Aygır'ın var zaten yavrusu sende. Aynen. Benim favori köpeğim de kim biliyor musun? Bak burada. Oğlum. Patron mu? Bu bir patron. Bora'nın oğlu patron. Köpeğin padişahı. Yani. Padişahın oğlu. Bir zamanlar Boran'dı köpeğin padişahı. Padişahlık babadan oğula geçiyor ya. Aynen öyle. Şimdi patron köpeğin padişahı, babadan oğula geçti. Hakikaten Bora'nın tüm özelliklerini, fiziksel, karakteristik, cesaret, duygusallık, hissiyat gibi konulardaki tüm özelliklerini Boran patron bünyesinde barındırıyor. Maşallah, aynen öyle.
Evet. Burada çok iki tane değerli dişimiz var. Ozan. Şöyle geçeyim de. Bu Esmeray. Kara kırçıl dediğimiz renklere örnek. Şu an bebekleri var karaboğadan. Bu bir karaboğa. 14 aylık civarı şu anda. Ben yanına gideyim de abi, benim yanında büyük duran köpek. Senin yanındaki Ozan boyu kaç? 94. 1.94 mü? 2 olamadın mı da? Yeter abi ya. Biraz daha büyüyünce olursun. Yeter, bu kadar yeter. Karaboğa takribi 90 artı omuz yüksekliği olan. Aynen öyle. 14 aylık bir köpek. Takribi de 90 kilogram civarında. Daha bebek karaboğa. Öyle gözükmese de. Bebek öyle gözükmüyor ama bebek, daha çok çocuk. Bu tabii bu da köpek olması için 24 aya ihtiyacı var karaboğanın şu anda. Tam 24 aya ihtiyacı var. 24 ay sonra bu bir köpek olacak. Türk çoban köpeği olacak bu. Anadolu çoban köpeği. İnşallah. Olacak. Daha İnşallah bebek. Köpek. Hadi gel bakalım biraz. Gel. Gel oğlum. Ayağını incitmiş burada biraz. Gel. 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 Gel bakalım oğlum benim. Gel. Hayır. Hayır. Hayır Simba. Hayır. Hayır oğlum. Hayır. Patron tüm otoritesini burada gösteriyor şu anda. Karaboğa tam cevap veremiyor. Çünkü daha bebek o da. O da kuzenler aslında. Soy olarak birbirlerine akraba soylar. Karaboğa'nın babası patronun oranın soyundan geliyor. Oğlum tamam, tamam. Simba, tamam oğlum. Haydi, haydi. Haydi bakayım, haydi. Hayır, hayır Simba, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır o yana. Hadi, hadi bak. Hadi gel. Gel oğlum, gel. Yorma kendini. Tamam, gel. Gel, ayağın da acıyor zaten. Hadi gel bakalım. Gel bakalım Simba. Hadi gel. Gel oğlum, gel. Karaboğa. Karaboğa'nın diğer bir ismi de Simba. Aslan Kral filminden bizim burada çalışan çalışma arkadaşlarımız koymuş ismini. Aslan Kral filmini biliyor musun? Bilirim abi. Oradan koymuşlar ismini Simba diye. Karaboğa söylemesi zor geliyor biliyor musun? Yani. Uzun geldiği için. Hazmı zor diyordun. Hazmı zor oldu Türkiye'deki bazı arkadaşlar için. Bu kadar klas köpek ellerinde olmadıkları için hazmı zor oldu. O yüzden kısa bir dönem ismini Hazmı Zor koyduk. Ama şu anda ismi Simba ve Karaboğa diye geçiyor. Biz kısa ismi Simba diyoruz bunu hemen. Simba kolay oluyor biliyor musun? Aynen öyle abi. Simba! Hayır! Hayır! Hayır oğlum! Neyse şimdi biz buradayken o onlara gider yapıyor sürekli. Biz diğer köpeklerimizin yanına doğru gezelim biraz. Gidelim abi. Bu köpeğimiz dişi olarak Kara Kırçıl Esmeray isimli dişimiz. Yine panter soylarından vardır içinde. Panter dediğimiz ırklardan vardır. Burada bunun öz kardeşi var. O da Esmer isimli köpeğimiz. Bu da Esmer. Bunlar şu an yavru döneminde oldukları için oldukça zayıflar. Takribi 10'ar tane kadar yavru büyüttüler. Oldukça zayıflar. Şimdi bir de size ön tarafa giderek vitrindeki yeni gelen bir iki köpeğimiz var. Onların tanıtımını yapalım. Evet, şimdi çiftliğimizin ön tarafı vitrin bölümündeyiz. Vitrin bölümünde bir iki tane yeni köpeğimiz var. Zaten programımızın da sonuna geliyoruz. Onlardan bir iki görseller alacağız. Karoyu getiriyoruz ki dışarıya köpekler kulübelerinden çıksın diye. Yoksa içeride duruyorlar, çıkmıyorlar pek. Burada...
Kobra isimli yeni köpeğimiz var. 2,5 yaşında takribi. Anatomik yapısı güzel, düzgün. Orijinal kanal dediğimiz kafa yapısına sahip, ifadeye sahip, bakışlara sahip. Tüy kalitesi çok iyi. Anatomik yapısı çok iyi. Kepçe tarzı. Oldukça da performanslı bir köpek. Makine teknikleri diyorum. Bu kobra. Sevgili izleyiciler, bir Kangal Aşkı programının tekrar bugün sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir, hoş vakit geçirmişsinizdir. Tek amacımız sizlere ekranlarınızın başında hoşça vakit geçirmek, görseller sunmak, bilgiler sunmak. Yeni bir Kangal Aşkı programında tekrar sizlerle birlikte olmak dileğiyle Ozan kardeşimle birlikte buradan sizlere veda ediyorum. Ozan, evet. Var mı diyeceğim? Seni seviyorum abi. İyi ki varsın. Ne kadar? Çok. Eyvallah, ben de seni çok seviyorum. Evet, sevgili izleyiciler. Herkese de selamlar. Bir saygı not düşeceğim. Çok sevdiğim bu çiftliğin idamesinde bize destek olan bir eczacı kardeşlerim var burada. Onlara buradan selam gönderiyorum. Karacabey'deki garaj eczanesindeki kardeşlerime buradan selam gönderiyorum. Yıllardır söz veriyorum, bir türlü aklıma gelmiyor program çekimi esnasında. Heyecanlanıyorum çok. Kameraya konsantre olurken onları unutuyorum ama bu sefer garaj eczanesini selamlıyorum. Bütün Türkiye'ye selam ve saygılarımı, sevgilerimi yolluyorum. Saygılar, selamlar. Hoşça kalın.